Bugün de her zaman olduğu gibi hem dünyadan hem de Türkiye'den haber ve verileri sizlerle paylaşacağız ve bunların özellikle piyasalara etkisi ne olur bunu konuşacağız. Altın fiyatları yükseliş eğilimine girdi. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim. Sakın paniklemeyin demiştim. 1700'lü seviyeleri görerek panikleyen pek çok dostumuz vardı. Sakin kalmayı başardıysa eğer şu an itibarıyla tekrar altının yükseldiğini birebir görüyorlar ve bu yükseliş eğilimi de devam edecek. Korona kadar Amerika'nın bundan sonra izleyeceği Şahin politikada piyasaları etkilemeye devam edecek. Özellikle altın fiyatlarının yükselişini tetikleyecek. Amerika'da 1.9 trilyon dolarlık teşvik geçti geçecek arkadaşlar. Onaylandığı an itibarıyla yine altına çok ciddi etkilerin olduğunu göreceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Korona ile başlayalım. Güney Afrika varyantı ya da mutasyonu. Bu varyant görüldüğü an itibarıyla Güney Afrika AstraZeneca aşılarını vurdurmayı durdurdu. Neden durdurdu? Soru işaretine cevap çok net bir şekilde yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü her ne olursa olsun böyle bir adımın atılmış olmasının sıkıntının büyük olduğunu gösterdiğini ifade ediyor. Bu varyant eğer ki dünyada etkisini göstermeye devam ederse, hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederse ve mevcut aşılar bu varyantı kontrol edemezse sıkıntının büyüyebileceğini ifade ediyor. İngiltere'de 100 kişi de görüldü. Muhtemelen Avrupa'da pek çok ülkede de bu varyant önümüzdeki dönemde görülecek. AstraZeneca ve Pfizer konuyla ilgili birlikte çalışmaya karar verdiler. Hatta daha iki aşının birleştirilip mutasyona karşı tek bir aşı geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Demek ki bu mutasyon oldukça ciddi bir mevzu. AstraZeneca ve Pfizer'ın mevcut aşılarının işe ile ilgili ihtimaller artıyor gibi. Bu arada Avrupa başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinde aşı pasaportu hikayesi konuşulmaya başlandı. Aşılanmış vatandaşların diğer aşılanmış vatandaşların olduğu ülkelere gidebilmesinin önünü açacak. Ama aşılanamayan ülkelere muhtemelen hem turistler kişi olmayacak hem de o ülkelerden vatandaşlar kabul edilmeyecek. Türkiye'nin işi önümüzdeki dönemde turizm anlamında daha da zorlaşacak. Aşı pasaportu ile ilgili ilk hamle İsrail ve Yunanistan'dan geldi. Şu anda yaptıkları anlaşmayla bundan sonraki süreçte birbirlerine aşılanmış vatandaşlarını gönderecekler. Diğer ülke vatandaşlarının giriş çıkışları daha da zorlaşacak. Riskler artıyor hastalıkla ilgili altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini işaret ediyor. Olumlu bir haber var. Amerika'da yeni vaka sayıları %25 oranında düştü. Bu düşüşün temel nedeni nedir tam olarak bilmiyoruz. Yani geçici mi yoksa kalıcı bir düşüş mü olacak bu? Dünyada hastalığın bittiğine bir delalet mi değil mi? Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Türkiye'den yine korona ile ilgili çok önemli bir başlık var. Mevcut yönetiminin uyguladığı ve açıkladığı rakamlara inanıyor musunuz sorusuna ki bu araştırmayı AK Parti kendisi yaptırıyor. Daha önce evet güveniyoruz diyenlerin sayısı %73 iken bu rakam şimdi %40'lara düşmüş arkadaşlar. Ciddi bir güvensizlik olduğunu gösteriyor. Rakamlar pek de gerçekçi bulunmuyor. Korona ile ilgili riskleri bir tarafa koyalım arkadaşlar. Bir de uluslararası ilişkilerle ilgili sıkıntılar var. Özellikle Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları son derece şahin ve bu şahin açıklamalar gösteriyor ki arkadaşlar Trump döneminden çok daha sert bir politika izlenecek mevcut Amerika yönetimi tarafından. Bakın Blinken neler söylemiş. Başkan Trump'ın Çin'e yönelik sert ya yaklaşımı doğruydu. Çin'e sert yaklaşım belki de daha da sertleştirilerek devam ettirilecek. Nitekim uygulamalarında bu yönde olduğunu görüyoruz. Blinken'in bir başka açıklaması Golan Tepeleri İsrail'in güvenliği için önemli diyor. Gerek İran gerek Suriye'nin desteklediği milislerin şu anda İsrail'i tehdit ettiğini söylüyor. İsrail hakimiyetinin devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Trump döneminde Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğu kabul edilmişti. Bu süreç devam ettirilecek gibi Beyaz Saray'dan bir açıklama var yine. İran nükleer araştırma yükümlülüklerine tam olarak geri dönerse ancak o zaman masaya oturabiliriz diyor. Bu da İran Amerika ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da gerileceğini ifade ediyor. Şimdi toplamda bir bakalım. Çin Amerika gerilimi Trump döneminden daha sertleşecek. İran Amerika ilişkileri Trump döneminden daha sert bir pozisyona gelebilir. İsrail Amerika tarafından daha çok desteklenecek. Suriye politikalarında Amerika daha aktif bir rol oynamak isteyecek. Daha önce olduğu gibi. Bu da Amerika Amerika Rusya geriliminin artması anlamına geliyor. S-400 meselesi Türkiye Rusya ilişkileri, Türkiye İran ilişkileri, Türkiye Çin ilişkileri nedeniyle Amerika'nın Türkiye'ye de tavrı var ve katsa yaptırımlarının sertleştirilmesi söz konusu ki bilinken bu konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Yani global çapta ülkeler arası riskler de artıyor. Yine bu da altın fiyatları üzerinde çok ciddi etkiler yaratacak. Olumlu tek haber ne Amerika ile ilgili? Biden'ın mutlaka yeni yeni ekonomik teşvik paketleri açıklayacağız demesi, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin geçmek üzere olması, bol paranın yaratacağı imkanlar. Ancak şunu da unutmayın arkadaşlar, bol para ne yazık ki gelişmekte olan ülkelere, yani bizim gibi ülkelere gelmeyecek, yoğunlukla Amerika ve Avrupa'da durmaya devam edecek, güvenli limana yöneleceği için bu para ve tasarruflara yöneleceği için yine altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kısıtlayıcı tedbirler aşağı yönlü risk oluşturabilir. Onun için kısıtlı ıcı tedbirlere karşı mutlaka mali tedbirler alınmalı diyor. Yani o da parasal bolluğu işaret ediyor. Tesla'nın Bitcoin'le ilgili bir açıklaması var. Bitcoin'e yatırım yaptık ve Bitcoin'le alım satım işlemlerinin önünü açacağız diyor. Bu açıklama sonrasında da zaten Bitcoin çok hızlı bir şekilde yükseldi. 50 bin dolar sınırını zorlamaya başladı ve yeni rekorlar kırdı. Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi biliyorsunuz İtalya'da yeni hükümeti kurma çalışmalarını yapıyor. Bu da olumlu ilerliyor. Brent Petrol'de çok ilgi çekici bir yükseliş vardı. 61 doların üzerine de çıktı. Şu sıralar 60 dolar seviye Brent petrolün yükselişi ne kadar gerçekçi? Oturup bunu uzun uzun konuşmak gerekiyor. Özellikle Avrupa küçülürken, daralırken Avrupa'nın lokomotif sayılan Almanya daralırken, küçülürken bu kadar petrol yükselişi hayra alamet değildir. Bunu özellikle belirtelim. Yine Avrupa ile ilgili bir başka önemli başlık. Euro bölgesinde yatırımcı güveni sert bir şekilde düştü. 1.3 seviyesindeydi. Eksi 0.2'ye geldi. 1.5 puanlık bir düşüş yaşandı Avrupa gibi bir ekonomide çok önemli bu. Yatırımla ilgili güven şiddetle düşüyor Avrupa ülkelerinde, Euro bölgesinde. İngiltere Merkez Bankası Başkanı kısıtlamalar kalktığında harcamalar patlayacak dedi. Evet, kısıtlamalar kalktığında harcamalar patlayabilir. Bu da çok ciddi bir enflasyonist etki yaratacak. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri Amerika hızla faiz arttırımı sürecini başlatacak. Yine gelişmekte olan ülkelerdeki para darlığının daha da artması anlamına gelecek. Bir başka önemli açıklama bizi çok yakından ilgilendiriyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dan geldi. İki devletli bir yapıya hiçbir şekilde sıcak bakmıyoruz dediler. Dolayısıyla buradaki kangren büyüyecek gibi görünüyor. Euro bölgesi 2020 yılında rekor küçüldü arkadaşlar. %6.8. Dünya gıda fiyatları da 6,5 yılın en pahalı seviyesine geldi. Bunların ne önemi var diye sorabilirsiniz. Birincisi Avrupa'daki daralma Türkiye'nin de çok ciddi anlamda daralacağını, ihracatın daha da fazla düşeceğini gösteriyor bize. Gıda fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseliyor olması Türkiye'deki enflasyonist baskının artacağını da bizlere gösteriyor. Gıda demişken Hollanda Konya büyüklüğünde 900 bin hektarlık ekilebilir alanı var. Bizim ekilebilir alanlarımıza baktığınız zaman arkadaşlar 23 milyon 830 bin hektar. Yani 25'te birimiz kadar toprağa sahipler. Buna rağmen bizim 10 katımıza yakın bir ihracat gerçekleştiriyorlar tarım alanında. Ve toplam ihracatlarının %71'i tarımla ilgili. Hangi konularda yapıyorlar tarım satışını? Çiçek soğanı, süs bitkileri, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, sebze, meyve, içecek yani bizim rahatlıkla üretebileceğimiz her alanda şu anda ihracat gerçekleştiriyorlar. Toplam tarım ihracatları 116 milyar dolar. Bizimkisi 18 milyar dolar arkadaşlar. Buradan neye varmak istiyorum? Hollanda mantığında Türkiye'de tarım yapılsa arkadaşlar şu anda neredeyse 1,5 trilyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirebilirdi Türkiye. Ama biz tarımı bitirerek bu büyük gelirden kendimizi mahrum ediyoruz. Vatandaşımız ne yazık ki her gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyor. İşte Türkiye'nin yanlış ekonomi politikalarının net göstergesi. Çiftçimizi batırıyoruz, bitiriyoruz. Türkiye'yi de çok daha borçlu bir hale getiriyoruz. Çok kritik bir konu. İlerleyen günlerde daha da kritik olacak arkadaşlar. Çünkü dünyada büyük bir kıtlık eğilimi var ve bu kıtlık sürecinde Hollanda gibi ülkeler ihraç da etmeyecekler. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve mümkün olduğunca kendi ürünlerini kendi ülkelerinde tutacaklar. Nitekim bunun örneklerini Rusya ve Arjantin gibi ülkelerde görmeye başladık. O nedenle bir an önce umarım aklımızı başımıza devşiririz. Gelin biraz da piyasalara bakalım. Dolar 7.03 seviyesine geldi. Ege İhracatçılar Birliği'nden bir açıklama geldi. Dediler ki yapmayın etmeyin. Doları biraz daha düşürürseniz hem bizim üretim maliyetlerimizi arttıracaksınız hem de rekabet gücümüzü iyice dibe vurduracaksınız. İhracat da yapamayacağız, üretim de yapamayacağız, işsizlik de iyi de niye artacak? Bizim aylardır söylediğimiz konu arkadaşlar. Hem yüksek faiz ortamı hem de aynı zamanda ihracatın ve üretimin baltalanması Türkiye tarımdan sanayiye, sanayiden üretime kadar her şeyi ikinci plana atıyor. Ne yazık ki tek derdi doları baskılamak olmuş. Şimdi reel sektör sonrasında ihracatçılar da sesini yükseltmeye başladı. Bu doların bu seviyelerde kalacağını düşünmeyin. Peki nereye gidecek dolar? 7.80'e çok hızlı bir şekilde çıkacağız. Ardından da geldiğimiz yer olan 8.50'yi göreceğiz. O günkü kırılmalara bağlı olarak da çift haneli rakamlara gideceğiz. Bu sene içerisinde 13-14 lira civarında bir dolar kuru göreceğiz. Kimse şaşırmasın çünkü faiz indirimlerine gidecek. Faiz indirimleri geldiği gün itibarıyla da yabancı çıkışlarının sert bir şekilde olduğunu, yerlerin kura yöneliminin arttığını, Merkez Bankası rezervlerinin bunu karşılayamadığını göreceğiz. Aynı zamanda bunun üzerine bir de dış borç binecek. Aynı zamanda katsa yaptırımları ve Avrupa yaptırımlarıyla birleştiğinde iş iyiden iyiye sarpa saracak arkadaşlar sakin olun diyorum. Özellikle bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu dediğimizin de birebir gerçekleştiğini hepiniz göreceksiniz. Keza Euro'da da Sterlin'de de aynı tabloyu göreceğiz. Altın onsu 1843 dolar seviyesinde 1700'lere gittiğinde 1300, 1200, 1100 olacak diyenler vardı. Ne oldu arkadaşlar? Tekrar 1800'ün üzerine attı. 1850 dolar seviyesini zorlamaya başladı. Yükseliş eğilimi hızlanarak devam edecek. 2021 yılı içerisinde 2300, 2500 300 dolar aralığında en iyi ihtimalle altın ons değeri göreceğiz. 2021 yılında en iyi ihtimal 700 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Muhtemel ihtimal 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Gümüşü şimdilik konuşmuyorum. Gümüşte başka bir tablo var. Redditçiler, GameStopçular olduğu sürece gümüşteki dalgalanmalar biraz sert olabilir. Dikkatli olun diyorum sadece sizlere. Brent petrol 61 doların üzerine gitti, tekrar geri geldi 60 dolar seviyesinde. Amana Petrol üzerinde işlem yapıyorsanız şimdilik uzak durun arkadaşlar çok tehlikeli hareketler geliyor gelmek üzere bu konuyla ilgili de sizleri uyarmış olayım Evet bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.